iki video hazırladım sabah Peygamber Deresi'nde ilgili. Şimdi üçüncü videomu hazırlayacağım. Aldığım yere götürüyorum. Bu arada durmadan mesajlar geliyor. Mesajlardan bazıları beni üzüyor. Neden üzüyor? Çünkü genç nesilde ciddi anlamda ahlak çöküntüsü var. Yani bakıyorsun adam, sen video seyrediyorsun ya, sana kalkmışız orada Çiyan'ın videosunu çekmişiz. Kalkıyorsun yorum olarak, yani herkesin göreceği bir yorum olarak. Ha, beni tanırsın, bana karşı bir art niyetin vardır. Sevmiyorsundur, nefret ediyorsundur, düşmanı mısındır, küfür edersin. Ama beni hiç tanımıyorsun ve kalkıyorsun bir video seyrediyorsun. Bu videoya küfür ediyorsun. Bunları yakalayıp bir yerine mi sokuyorsun falan gibilerinde. Aleni bir şekilde ama ben sansürlüyorum. Tabii ki bu bebelere, ahlak yoksunu bebelere kalkıp da orada cevap yazamıyoruz. Yazmıyorum. Çünkü ileride akılları başına geldiği zaman yaptıkları hatayı anlayacaklar. Ben de bunlara cevap vererek aynı hatayı yapmış olmak istemiyorum. Bu bir süreç, toplumun çürüme ve değer yargılarının ne kadar bozulduğunu, özellikle genç nesillerde, vurguluyorum bakın, genç nesillerde anormal derecede bozulduğunu. Çünkü ben bir öğretmenim, görüyorum konuşmalarını, birbirlerine ana avrat küfür ediyorlar ve arkasından arkadaşlıklarını sürdürüyorlar ve bu, hatta birbirlerine gülüyorlar böyle küfür ettikçe. İşte bunun yansımaları da böyle sanal alemde. Tabii adamla karşılaşmayacaksın, bir şey olmayacak, böyle kaydır gitsin kolay. Gel yüzüme et, edemezsin. O cesareti bulamazsın kendinde. Zaten korkaklar küfür eder. Ben bu arkadaşa bu videoyu yayınlayınca alsın, dinlesin, bir tane daha küfür yazsın. Ona da karşılık gelecektir başkalarından. Karşılıklı dövüşsünler. Yani bunlarla, bu bebelerle uğraşmak istemiyorum. Neyse, biz videomuza geçelim. Yeterli çekimleri yaptım. Şimdi şu şekilde bakın, bir kabın içerisinde, şu şekilde bir kabın içerisinde aynı kaparaya geldim. Şimdi salacağım, bakayım nasıl bir tepki verecek. Mutlu olacak mı? Gel bakalım, gel bakalım güzelim sana. Bak velet ne yapıyormuşum, gördün mü? Ne yapıyormuşum? Aldım yere salıyormuşum. Tamam mı? Öğren bunu. İşte bakın, kendi bitkisinde. Arkadaşlar, bu çok fazla uzaklaşmaz. Uzaklaşmaz. Yine buralarda gezecektir. Uçmadığını fark ettim. Uçan bir tür değil. Dolayısıyla tekrar görmek istediğimizde gelir bu kaparede. Ararız. Görebilirsek göreriz. Görürüz. İşte şurada bakın, kapariden uzaklaşma. Şöyle çiçeğe doğru koyalım o altta. Avlansın orada. Seri bir şekilde kaçıyor. Ne yakaladın abi? Gel gel gör. Süper. Öldüreyim mi? Çekiyorum bak. Öldürmek yok. Çekimini yaptım, salıyorum. Arkadaş espri yapıyor. Kaparılar nerede ya? Aha! Ne geçti lan buradan? Bir şey geçti. Cüce kertenkele dedikleri kertenkele. Evet, cüce kertenkele. İyi, bunların soyu tükeniyordu. Yılanlar türedi. Basıyorum üstüne. Basamazsın ki. Öyle kolay basılsa o hayatını sürdürür mü? Altına mı girdi? Aha! Nereye gitti lan? O çoktan tüymüştür. Yani... Neyse, buraya bıraktık. Burada hayatına sürdürsün. Bu küfür eden verede de kapak olsun bu sözler. Büyüsün, aklı başına gelsin.